Günlük ev işleri epey vaktimizi alıyor. Yemek, bulaşık, temizlik. Günlük olarak en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi de yemek pişirme, beslenme. Doğal olarak acıkıyoruz ve günde en az 2 öğün yemek tüketiyoruz. Bir de evcil hayvanlarımız varsa bu yemek rutini oldukça uzayabiliyor. Örneğin ben kemik alıyorum hayvanlarım için. Sonra onları haşlıyorum ve kemiklerinden ayırıyorum. Çünkü artık tavuklar buğdayla beslenmiyor. Doğalarına uygun şekilde kaliteli yemlerle, tahıllarla beslenmiyorlar. Bunun yerine daha endüstri ve sanayi yan ürünleriyle besleniyorlar, hazır yemlerle. Bunlar da onların kemik yapılarını bozuyor ve evcil dostlarımızın bağırsaklarına, sindirim sistemlerine zarar verebiliyor. Onun için haşlıyorum ve ayıklıyorum. Bu da beni epey yoruyor. Tavuk göğsü olursa tabii işim çok kolay. Hemen doğruyorum ve pişiriyorum. Hem bizim için hem dostlarımız için yemek yapmak benim çok vaktim oluyor. Ben de daha kolay bir teknik buldum. Hem bizim için faydalı, hem onlar için faydalı yemekler türettim. Buna teknik de diyebiliriz aslında. Türk mutfağı genel olarak tencere yemeklerinden oluşuyor. Önce bazı sebzeleri sote yaparız, biraz yağ eşliğinde. Daha sonra istediğimiz tahıl, bakliyat ya da sebzeleri ekleriz ve uygun miktarda suyla pişmeye bırakırız. Hayvanlar için de ben böyle haşlama şeyleri çok yapıyorum. En kolay yaptığım ve en çok yaptığım şey papara. Ama çok fazla sıvı gıdalar tüketirlerse midelerinde ekşime olabiliyor. Onları rahatsız edebiliyor. O sebeple biraz böyle koyu kıvamlı yapıyorum. Şimdi hem onlar için faydalı hem de benim öğünümü kurtaracak, karnımı doyuracak şöyle bu güzel serin ve güneşli havada içimi ısıtacak, şöyle kendime getirecek bir yemek yapacağım. O da arpa şehriye çorbası. Çorbaları çok seviyorum. Bir mutfağın en önemli basamağıdır. Eğer bir ziyafette çorba güzelse tüm yemekler güzeldir. Ramazan'da da böyledir bu. Oruç tutarız, saatlerce aç kalırız. Orucumuzu açtıktan sonra hemen çorbaya kaşık sallarız. Çünkü midemizi rahatlatır, suyuyla vücudumuza zindelik verir. Hele ki değerli sularla, değerli et ve sebze sularıyla yapılmışsa hem çok sağlıklı olur hem de besleyici olur. Şimdi çok az bir sıvı yağla, zeytinyağıyla tavuk göğsünü soteledim. Onun için çok fazla olmasına gerek yok. Ben çeyrek tavuk göğsü kullandım. Çorbalarda bu yeterli. Öncesinde blanşe yapabiliriz. Yani kaynar suya tavuk göğsünü atıp üzerinde herhangi bir bakteri, kir varsa bazen köy tavuklarında olabiliyor. Kendi yetiştirdiğimiz tavuklarda. Onları temizleyebiliriz. Benimkisi hazır tavuk olduğu için böyle kaynar suya atmaya gerek duymadım. Şimdi arpa şehriyelerini atıyorum. Tavuk göğüsleri önceden pişmişti. Kaynadı. Bir 20 dakika kadar da kaynattım. Kısık ateşte. Şu an pişti. Bir 10 dakikada arpa şehriye ile pişecek. Ve birazcık sirke ekliyorum. Sirke bizler için de, dostlarımız için de faydalı ama tabii ki azı karar, çoğu zarar. Bir de nane ekleyeceğim. Aslında en son tencerenin kapağını kapatırken eklemek gerekiyor ama ben şimdi ekleyivereyim. Bunun dışında evcil dostlarımız için, kedilerimiz için havuç, bezelye, ıspanak, yeşil fasulye, kabak, bal kabağı çok iyi bir bağırsak temizleyici ve güçlendirici. Patates, pirinç bunları kullanabiliriz. Zaten araştırdığımız zaman hepsinin bilgileri mevcut. Daha ucuz, daha ekonomik bir mama oluyor. Paketli ürünlerin içeriğinde çok az et miktarı var. %4. O da işte hayvansal ürün, yani yan ürün falan yazıyor. Etikette sağlıklı olduğunu belirtmiyor. Yani aldığımız ürünün içinde sadece %4 et varsa bu hayvan nasıl beslenecek?
O zaman iş bize düşüyor. Eğer dostlarımızın sağlıklı olmasını istiyorsak gerçek etle onlara mama yapacağız. Şimdi bu böyle kaynayacak. Piştikten sonra ben dostlarımızın yemeğini ayıracağım. Kuru mamanın üstüne biraz döküyorum. Her zaman bu şekilde beslemiyorum. Hem kuru mamaya katkı oluyor, kuru mama daha uzun süre dayanıyor. Hem de daha lezzetli bir gıdayı tüketmiş oluyorlar. Daha sonra kendimiz için de ayrı bir tavada salçayı, yağı kavurup çorbamızın üzerine ekleyeceğim. Böylelikle iki aşamada yapmış olacağım çorbayı. Farklı bir teknikle, mutfakta sık kullandığımız bir tekniktir. Sosu kaynayan suya atmak. Bu şekilde dostlarımıza, sokak hayvanlarımıza güzel bir yemek hazırlayabiliriz. Biz de akşam yemeği derdinden kurtuluruz. Yanına bir salata, şöyle fırında kiremitte eritilmiş bol limon kabuklu vanilyalı bir helva, sıcak helva çok güzel bir yemek olur. Hepinize şifa olsun.